Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Benevento'nun kariyer maçlarını yapacağız ve Benevento'yla da kariyer maçlarımızı menajerlerle yaptığımız haftalarda sizinle beraber videolarını paylaşma fırsatı bulacağız. Bu videoları da atacağız. Tabii ki de e, menajersiz takımlara karşı da kariyer yani OSM'deki bu ligin kariyerini yapmayı düşünmüyorum çünkü e, menajer menajersiz takımların Yapacağım takımlar yani çok kolay bir şekilde herkes tahmin edebilir kimin kazanacağını diyorum ve maç başlatıyorum. Tello müthiş bir oyun oynadı ve Podole gole doğru gidiyor. Bazen ilk 11 oyuncularını bazı ilk 11 oyuncularını düzelttik. Ee, Bazılarını da formlarını güçlendirsin diye Napoli maçını hazırlayacağız. Bakalım bu dar kadromuzda iyi bir şekilde evimize kazanacak mıyız? Lapodeli ile Teo'yu tekrardan geldi 21. dakikada Teo! Teo ile geldik. Teyo yani kaleci iyi bir kurtarış yaptı 21. dakikada. Bu sefer onlar geliyor. Lazar ve Luis Alberto güzel bir vekili oyun oynadı. Luis Alberto geldi. Luis Alberto. Luis Alberto buradan iyi bir sonuç çıkmadı. Top Dwayne hemen üstünden dışarı çıktı. Korea sarı kartını yedi. Ve dakika 28. Yani dakikalar biz ilerliyor bakalım ikinci yarıdaki gibi yine açılacak mıyız? Çünkü çok da kalmadı. İkinci ilk yarının bitmesine Immobile ile şık bir çalım. Topu ileri yolladılar. Atak yapıyorlar Koreyela ile. Koreya. Koreya 44'te izin vermedik. Kalecimizden inanılmaz bir kurtarış geldi. İlk yarının sonucu Benevento takımımız hala daha İyi oynuyor ama haladan halen daha bir gol bulamadı, bir umut bulamadı. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl bir şekilde oynayıp burada kendimizi göstereceğiz. Dakika 62 oldu. Ee, hızlı ilerliyor. Pozisyonumuz yok. Luis Alberto tarafından mükemmel bir pas Correa'ya. Kaleciyle karşı karşıya. Sakın! Correa, Koreya. Sakin olun dedi. Bizim kalecimiz kalecimiz çok iyi bir bir çıkarttı. Du ko Çok iyi bir pas. Koray'a gelen yine geliyorlar. Kafayla topu kaleye gönderecek. Koray'ın kafa vuruşu ve kalecimiz ya kurtardı ya da dışarı bir gitti. Kaleci yine bir, iyi bir bir şey yaptı. Hızlı hücum ve sıçrabitti ile uzak köşeye vuracak gibiyiz. Sıçrabitti ile tekrar geliyoruz. Baskıyı sürdürdük. sıcar etti. sıcar etti sıcar etti her şeyi doğru yaptı ama top uzaktı ve indi binden dışarı çıktı. Evet galiba sanırım beraberlikle bitecek bir maç son dedik geldi. Beraberlikle en azından Lazio gibi bir takımla da beraberlik e, iyi oldu. Evet aslında bu tempo rahatsız etmiş olabilir. Çünkü bu tempoya bakıldığında 5-3-1-1-1 ile 4-5-1-1 e, tabii ki de şurada göreceksiniz. E, 4-5-1 %50 toplu oynama. Onlarda da 5-3-1-1 oynadı. Ama biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Sadece 4-5-1 oynamaya kaldık. Biraz daha defansa geri çekildik. Onlar biraz kontrol atlarla gelmeye çalıştı. Kontrol atlarını belki engelledik ama iyi bir sonuç. E, yani iyi bir sonuç aslında. Ama yine de galibiyet alsak bizim için daha iyi olabilirdi. Çünkü bu takımın kapasitesine baktığımızda e, Benevento takımı şu an beraberlikle de iyi bir skor aldığını düşünüyorum. E, likteki diğer sonuçlara baktığımızda Roma'nın Inter Milan ile yani geçen hafta bizden mağlubiyet alan Inter Milan ile beraber kaldığını görüyoruz. Ve Ac Milan Napoli derbesinde de Napoli'nin 3-0'lık bir galibiyetini görüyoruz ve Spezia takımında da Atalanta görüyorsunuz. Atalanta 2-0'lık bir galibiyetle rakibini geçmiş durumda. Udinese'de 3-0 yani teknik direktör sözsüz bir takım yenmiş. takımı yenmiş. Ee, Sassuolo takımı 4 gol atmış ve Fiorentina'yı yenmiş. 4-1 yenmiş. E, Juventus'a baktığımızda Juventus kendi evinde 2-1'lik e, menajersiz takıma galibiyet almış. Genoa ve Sampdoria e, ikisi de menajersiz. Yani bunların aslında bir önemi yok ama 1-0'lık Sampdoria takımı almış. Ve Croton takımı yenilmiş. Torino takımı yani Fatih Terim 34. Torino zaten lig, şu an ligin lideri zaten. E, ne? Cagut takımı da Aygut Kocaman. O da Parma'yı 1-0 yenmiş diyorum. Gerçekten çok heyecanlı bir lig. Boş olan takımlar var. İsteyenler boş olan bu takımlara Hellas VV ne olsun, Bologna olsun, Genego Sampdoria ve Parma galiba 5 tane takım boş saydığımı gibi bu takımlara gelebilirsiniz Çünkü ligin en büyük en iyi en eğlencesiz hepsi e, çok menajerle çıkar ve çok da iyi menajer puanı kasılır menajer puanı kasmak isteyenler de bu lige gelebilir e, ligi gelebilir diyorum İtalya liginde de harika bir serüven başlattık diyorum ve yine de sizlere şu maçları da göstereceğim 3 e, gün sonra Andorra'da ligler başlayacak ve Andorra'da e, menajer puanı kasmak için buraya girdik. hedefimiz 6 kadro değerlerine baktığımızda bayağı bir düşük bir seviyede e, bu ligde girebilirsiniz bu ligde de e, her gün maçları yapacağız ve ilk maçımız zaten burada belli iyi ciddi bir rakibe karşı yapacağız bakalım nasıl bir oyun ortaya koyacağız bunları ayarlayacağız ve size de bunların tekrarlı videosu gelecek ve ben Benevento'da olduğu gibi ve şimdiden hepinize görüşürüz. Vay vay diyorum. DLS videosuyla görüşmek üzere.